Herkese selamlar arkadaşlar, ben Furkan. Bugün sizlerle yepyeni bir inceleme videosuyla birlikteyiz. Bugün sizlerle arkadaşlar SteelSeries markasının 7P Plus modelli wireless gaming kulaklığını inceleyeceğiz. Kulaklık arkadaşlar ne bir giriş seviye ne bir orta seviye bir kulaklık. Hem fiyatıyla hem kalitesiyle gerçekten üst düzey bir kulaklık inceleyeceğiz. Bugün sizlere normal şartlarda arkadaşlar ben sizlere hep fiyat performans ürünler incelemeyi tercih ederdim. Fakat bugünkü inceleyeceğimiz ürünü gönül rahatlığıyla sizlere şunu söyleyebilirim ki hiçbir fiyat performans yanı yok. Şu anki bu SteelSeries'in kulaklığı arkadaşlar günümüz şartlarında 4500 TL'den başlıyor. Farklı sitelere göre farklı fiyatlandırmalar da olabiliyor. 5500-6000 TL'ye kadar çıkıyor. Bu yüzden buna fiyat performans demek gerçekten ürüne haksızlık etmiş oluruz. Ama üst seviye kulaklık severler içinse gerçekten güzel bir ürün. Ben de şimdi sizlere bugün bunun incelemesini yapacağım. Bu arada arkadaşlar bu tip kulaklıkların böyle pahalı ürünlerin incelemesini mümkün olduğunca benim gibi küçük YouTube kanallarından incelemenizi tavsiye ederim. Çünkü arkadaşlar benim SteelSeries'le herhangi bir işbirliğim, herhangi bir sponsorluğum yok. Ben gidip kendi paramı bastırıp bu kulaklığı alıyorum ve sizlere bir tüketici olarak incelemesini yapıyorum. Bu yönüyle de sizlere ben bunun her türlü eksi yanını söyleyebilirim. Her türlü artı yanını söyleyebilirim. Eleştirebilirim, yerebilirim. Memnun kalmamışsam sizlere bu kulaklık hakkında olumsuz yorumlarımı direkt iletebilirim. Kaldı ki benim zaten bu kulaklıkta yaklaşık olarak 10 saatlik bir tecrübem var arkadaşlar ve bu 10 saatlik tecrübe içerisinde 2 adet, bir tanesi büyük bir tanesi orta ölçekli bir olumsuz yan gördüm arkadaşlar. Videonun devamında bu olumsuz yanlardan size özellikle üstüne bastıra bastıra belirteceğim. Şimdi video hakkındaki bilgilendirmelerimi de yaptığımı artık ürünü incelemeye başlayabiliriz. Siz alttan kanala abone olurken ben de direkt bu ürünü anlatmaya başlayayım sizlere arkadaşlar. Öncelikle ürünün kutusuna baktığımız zaman arkadaşlar şöyle görmüş olduğunuz gibi kutuda birçok ibare bizleri karşılıyor. Buraya atan en vurucu özelliklerini SteelSeries zaten basmış. Aynı zamanda PC Gamer tarafından en iyi kablosuz gaming headset yani kablosuz kulaklık olarak da ödül almış arkadaşlar. Kutunun sol tarafına baktığımız zaman da birçok markadan birçok ödül almış olduğunu görüyoruz ama bunun pek bir önemi yok arkadaşlar. Çünkü sen ne kadar ödül alırsan al, ben beğendim mi, ben kullanırken mutlu oldum mu? Asıl önemli olan bizim için bu. Bu arada arkadaşlar ben kanalımda pek fazla teknik detay vermeyi sevmiyorum. Ben daha çok arkadaşlar bir kullanıcı bu ürünü aldığı zaman nelerle karşılaşacak? Bunların üzerine yoğunlaşmayı seviyorum. Bu yüzden teknik detayları merak eden arkadaşlar varsa şöyle ekrana yansıtayım, zaten buradan durdurup bakabilirler. Desibeliydi, frekans aralığıydı falan filan derken hepsi zaten burada yazıyor. İnternette de bir ton teknik veri zaten mevcut. Bizi altında ilgilenen kısımlar rahatlığı, ergonomisi, sağlamlığı, malzeme kalitesi, ses performansı ki en önemlisi bu. Bir de mikrofon kalitesi. Biz bunlara yakından bakacağız arkadaşlar. Ürünün kutu içeriğine baktığımız zaman arkadaşlar bir adet Type-C uca sahip bir dongle çıkıyor. Bu Type-C uçla beraber telefona, bilgisayara falan bağlayabilirsiniz. Sıkıntı olmaz. Yeter ki Type-C girişli olan bir cihazınız olsun. Aynı şekilde Type-C'den USB'ye dönüştürücü bir kablo çıkıyor. Kaldı ki benim şu an bilgisayarımda yine o kabloyla bağlı. Bir adet 3.5 mm jack girişine sahip, bilgisayarda yanılmıyorsam arkadaşlar bu kablolu bağlantıyı bu jack girişli kablo ile sağlıyoruz. Böyle bir kablo da içinden çıkıyor. Son olarak da arkadaşlar yine bir Type-C bir kablo şarj etmemiz için bizlere bu kutuya konmuş. Ve tabi son olarak da bu kulaklığın kendisi kutudan çıkıyor. Şimdi arkadaşlar gelin bu kulaklığın incelemesini yapmaya başlayalım. SteelSeries bu üst seviye kulaklığında bizlere neler sunabiliyormuş hep birlikte değerlendirelim. İlk olarak tasarımına baktığımız zaman arkadaşlar gerçekten minimal, gerçekten şık bir kulaklık karşımızda duruyor. Bunu kimse inkar edemez. Ben şahsen tipini ve şeklini çok beğendim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi çok ufak bir kulaklık gibi duruyor. Beyaz rengini özellikle tercih ettim çünkü ben teknolojik ürünlerde beyaz rengi gerçekten çok seviyorum. Her yer simsiyah boğulmuş bir vaziyette. Masam siyah, mousepad'im siyah, bilgisayarım siyah. Kulaklığımda artık beyaz olsun dedim. Aynı şekilde klavyemde benim beyaz. Masama bir renk katıyor, içime bir huzur geliyor. Bu yüzden beyaz ekipmanları çok seviyoruz arkadaşlar. Desteklemeyi unutmayalım birçok yerde. Aynı şekilde arkadaşlar kulaklığımızın iç kısmında şöyle kafa bandının olduğu yerdeki silikon bir mavilik görebiliyorsunuz. Bu da mavi beyaz siyah kombinasyonunu tasarımsal olarak bizlere sunmuş SteelSeries bu kulaklığında. Yine aynı şekilde arkadaşlar tasarım olarak şöyle görmüş olduğunuz gibi kulaklığın mikrofonu içe gömülü bir vaziyette geliyor bizlere. Bilgisayarınızda veya herhangi bir yerde oyun oynarken kullanabilirsiniz. Dışarı çıktığınız zamansa şuradan şöyle hop mikrofonu içeri doğru ittiğiniz zaman görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bir gaming kulaklık havasından da uzaklaşıyor. Yani günlük şartlarda kullanıma uygun bir kulaklık haline de geliyor bu haliyle. Mikrofonun da gömülü olması arkadaşlar tasarımsal olarak çok güzel düşünülmüş bir detay. Son olarak da kafada bu şekilde duruyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bence son derece şık, son derece hoş bir yapıda. Tasarıma 10 üzerinden 10 verebiliriz gönül rahatlığıyla. Malzeme kalitesine baktığımız zamansa arkadaşlar SteelSeries bu kulaklığında gerçekten bizlere üst seviye bir malzeme kalitesi sunuyor. Gerek plastiğiyle olsun, gerek üst tarafında kullandığı metaliyle olsun arkadaşlar bu kafa bandı bildiğiniz metal, yani kolay kolay eğilen bükülen bir şey değil. Sapasağlam bir metalden yapılmış. Bunun dışında süngeri olsun, kafa bandı olsun, her şeyiyle gerçekten kulaklık sizlere premium bir hissiyat veriyor. Malzeme kalitesinde 10 üzerinden 10. Ben gönül rahatlığıyla veriyorum buna da. Bu arada arkadaşlar kulaklığım böyle övdüğüme bakmayın. Her şeyi 10 üzerinden 10 veriyorum gibi zannetmeyin. Birazdan bu kulaklığı öyle bir gömeceğim ki almadan önce 2 kere düşüneceksiniz. Bunu size garanti edebilirim. Rahatlık ve konfor açısından arkadaşlar yine aynı şekilde 10 üzerinden 10 veriyorum bu kulaklığa. Çünkü gerçekten hakkını yemek istemiyorum. Çok rahat bir kulaklık. Kulağınıza taktığınız zaman arkadaşlar ilk hissettiğiniz şey şöyle görmüş olduğunuz gibi, kulağımda gerçekten sıfır baskı. Hiçbir baskı yok. Bunun tabii en büyük sebeplerinden bir tanesi de şöyle görmüş olduğunuz gibi geniş bir açıyla açılan, aynı şekilde şöyle görmüş olduğunuz gibi son derecede esnek bir yapıya sahip olması, kulaklığın hiçbir şekilde baskı uygulamıyor olmasındaki en büyük etkenlerden bir tanesi. Takıyorum, şöyle kulaklığımı görmüş olduğunuz gibi tık diye kafama oturuyor. Ha tabii bu genişlik arkadaşlar kulağa baskıyı olumsuz etkiliyor mu derseniz hemen onu da testini sizlere yapıyorum. Görmüş olduğunuz gibi kulaklık kulağımda oynuyor. İster istemez bir miktar kulağa sarmada, kulağa sıkmada, daha doğrusu kafayı sıkmada. Bunu dezavantaj olarak düşünebilirsiniz ama kaç kişi kulağını kafasını bu şekilde sağa sola bilgisayar oynarken yapıyor ki, bilemem. Yani ben şahsen bunun çok mantıklı bir test olduğunu düşünmüyorum. Hani şöyle bir anda dönsem bir sıkıntı yok. Bir anda şöyle yapsam kulaklık ters geliyor. Saçma bir test, yapmaya gerek yok. Böyle bir şey zaten kulaklık kullanırken yapmanıza da gerek yok. O yüzden buna eksi yan vermeyeceğim. Kafada böyle döndüğü zaman sabit duruyor diye. Kafa bandına baktığımız zamansa arkadaşlar hop şöyle görmüş olduğunuz gibi lastikli bir yapıda. Aynı şekilde şuradaki cırtından arkadaşlar kafanızın boyutuna göre ayarlayabiliyorsunuz. Benim kafam bir miktar büyük olduğu için arkadaşlar ben şöyle görmüş olduğunuz gibi yarıya kadar çekmek zorunda kaldım bu cırtı. Ama kafama taktığım zaman kafamın üzerinde hiçbir baskı yok. Ben bu kulaklığı arkadaşlar yaklaşık olarak 10 saat kadar kullandım ilk aldığımda. Tabi arada bir 15-20 dakika çıkardım, kafamı dinlendirdim. Ama şöyle söyleyeyim sizlere arkadaşlar, 10 saatin sonunda gece yatağa yattığımda ne bir kulak çevremde ne bir kafamın üstünde hiçbir ağrı, hiçbir sızı, hiçbir şey hissetmedim. Gerçekten konfor noktasında arkadaşlar kulaklık bizlere çok güzel bir performans sunuyor. Kesinlikle bu kulaklığın hakkını yemeyin. Yedirtmem de zaten, çünkü ben gerçekten konforunu 10 üzerinden 11 bile verebilirim. Bu konfor arkadaşlar bir etkende tabii ki şu görmüş olduğunuz gibi şöyle hafızalı olarak adlandırılan, bastırıp bıraktığınızda geri eski yerine gelen yumuşacık süngerleri ve dışındaki şöyle görmüş olduğunuz gibi delikli arkadaşlar kumaştan bir adet de kılıfı. Kulaklık dediğiniz arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle şöyle görmüş olduğunuz gibi delikli bir kumaştan yapılmak zorunda bence. Ben şahsen bugüne kadar kullandığım bütün kulaklıklarım suni deriydi. Hatta en son kullandığım kulaklık Game Power'ın M.Hawk modeliydi arkadaşlar. Aha bakın, suni derinin geldiği son hal. Bir ya da 1,5 yıl oldu. Suni deri GG oldu arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi suni deriler ister Razer alın, ister Logitech alın, ister SteelSeries alın, hiç fark etmez. Hepsi eninde sonunda arkadaşlar soyulacaktır. Gerek terden gerek başka etkenlerden, ama ben şahsen bu kulaklığın kolay kolay yırtılacağını, kolay kolay soyulacağını düşünmüyorum. Kaldı ki soyulsa bile bu kulaklığın şöyle bir artısı var arkadaşlar. Çok popüler bir kulaklık olduğu için dışındaki sarf malzemeleri de satılıyor arkadaşlar. Çok rahat bir şekilde bulabiliyorsunuz. Hiçbir sıkıntı olmuyor sizlere. Mesela ben Game Power Mi bulamamıştım. O yüzden gittim bunu almak zorunda kaldım maalesef. 1300 liralık kulaklığı bırakıp gidip 4500 liralık kulaklık almak da pedi soyuldu diye. Tabii ki öyle bir şey yok. Benim en önemli alma sebebim kablosuz olması. Kablosuzluk gerçekten çok güzel bir özgürlüktür arkadaşlar. Benim bu kulaklığı almamdaki en büyük sebeplerden birisi öncelikle 30 saatlik pil ömrünün olması. Çünkü ben bunu alternatif kulaklıklarda baktım internetten. Daha uygun fiyata daha az pil kullanım süresi sunan kulaklıklarda vardı kablosuz. Sürekli böyle şarja takıp çıkarmamak için arkadaşlar ben 30 saatlik olan modeli tercih ettim. Yani kısacası arkadaşlar pil süresi sizi kesinlikle mutsuz etmeyecektir. 2.4 GHz hızında arkadaşlar bilgisayara kablosuz bir şekilde bağlayabiliyorsunuz. Hiçbir kesinti, hiçbir kopukluk yaşamıyorsunuz. Kulaklığımızın arkadaşlar altında şöyle görmüş olduğunuz gibi bir sürü tuş, bir sürü de giriş çıkış birimi var. Bunlardan tek tek sizlere bahsedeyim. Öncelikle şu sağ tarafta görmüş olduğunuz gibi bir adet side tone butonu var arkadaşlar. Bu aslında buton demeyelim, teker desek daha doğru olur. Aynı şekilde açma kapama tuşumuz var burada görmüş olduğunuz gibi. Sol tarafa geçtiğimiz zamansa bir adet yine ses ayarını yapmamız için tekerleğimiz mevcut. Ama bu tekerlek arkadaşlar sınırsız değil, sonsuz değil. Tık diye en sona geldiği zaman duruyor, bilginiz olsun. Alt tarafta bilgisayara bağlamak için veya şarj etmek için girişlerimiz mevcut. Bir de şurada böyle mikrofonu mute'lamak için basmalı bir tuşumuz var. Alt tarafta bu şekilde arkadaşlar, ama şu side tone'u size açıklamak istiyorum. Side tone dediğimiz şey ne? Kulaklığı kulağımıza taktığımız zaman arkadaşlar kulaklık ses yalıtımını bizlere çok iyi yapıyor. Oyun oynarken dışarıdaki sesleri içeriye almıyor, içerideki sesleri de dışarıya yansıtmıyor. Fakat böyle bir durumda bazı insanlar arkadaşlar böyle dışarıdan biri ona seslendiği zaman efendim diye falan bağırarak konuşur ya. İşte bu side tone butonu arkadaşlar bu işe yarıyor. Buradan side tone'u açtığınız zaman kulaklık size mikrofondan direkt anında o an ne konuşuyorsanız direkt kulaklığa veriyor. Yani sesinizi siz kulaklıktan duyuyorsunuz. Yani böyle dışarıdaki sesleri duyduğunuz zaman cevap verirken bağırmamanız için böyle bir özelliği bize sunmuş SteelSeries. Kulaklığın yalıtımından da sizlere bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Kulaklığın yalıtımı gerçekten benim beklediğimden çok daha iyi. Hani böyle kumaş pedler olduğu zaman ses yalıtımında bir miktar sorun yaşanıyor diyorlar arkadaşlar. Ben kesinlikle ve kesinlikle böyle bir şey yaşamadım. Kulaklığı en son ses seviyesine aldım. Her şeyini fullediğim zaman dışarıya giden ses yalnızca atıyorum böyle müzik dinliyorsam arkadaşlar müzikteki sadece böyle dıp 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 diye bas sesi dışarıya bir miktar iletiliyor. Onun dışında müziğin içerisindeki hiçbir enstrüman, hiçbir şarkı, hiçbir ritim dışarıya iletilmiyor. Aynı şekilde siz de dışarıdan ama hiçbir şey duyamıyorsunuz. Böyle güzel bir yalıtım var kulaklığın. Yalıtımı da arkadaşlar 10 üzerinden hani 9 diyelim, dışarıya ufak da bir olsa ses verdiği için 10 üzerinden 9 ben gönül rahatlığıyla verebilirim. Şimdi arkadaşlar kulaklığın bir de eksi yanlarından sizlere bahsedeyim. Dilim döndüğünce beğendim yanlarını öve öve size bitiremedim ama kulaklığın arkadaşlar 2 adet kötü yanı var demiştim. 2 adet olumsuz yanı var demiştim. Bunlardan bir tanesi şöyle görmüş olduğunuz gibi kulaklık arkadaşlar hiçbir şekilde yukarıya doğru esneme yapmıyor. Yani bu haliyle kalıyor. Kafası yüksek olan bir insan varsa kulak ve baş hizası yüksekse maalesef kulaklığı bu şekilde aşağı doğru genişletemediği için kafasına küçük gelebilir arkadaşlar. Bu tip bir sorun yaşamadığım için eksi yan olarak söylemek istemiyorum kendi adıma ama başkaları böyle bir sorunu yaşayabilir. Onun uyarısını şimdiden yapayım. Görmüş olduğunuz gibi kulaklık yukarı doğru hiçbir şekilde esnemiyor. Aynı şekilde arkadaşlar kulaklığın kulak içi performansı ise şöyle. Benim kulaklarım küçüktür bu arada. Kulaklığı taktığım gibi kulaklarım kulaklık pedlerinin içine cup diye düşüyor arkadaşlar. Bu da buradaki yalıtımı daha da yükseltiyor diye düşünüyorum. Ama kulağı büyük insanlar varsa arkadaşlar kulak şu şekilde temas ederse görmüş olduğunuz gibi maalesef bu yanlardan yalıtım bir miktar daha düşecektir. Aklınızda olsun. Bir diğer husus arkadaşlar kulaklığımızda hiçbir RGB aydınlatma maalesef yok. RGB sevenleri üzebilir ama ben RGB sevmediğim için özellikle kablosuz ekipmanlarda RGB'yi hiç sevmediğim için benim için bir olumsuz yan gibi görünmedi bana ama RGB sevenler sizin için belki eksi yan olabilir. Bu kulaklığı aldığınız zaman hiçbir şekilde bir RGB ile karşılaşmıyorsunuz. Bilginiz olsun. Yani bence şuralarda bir RGB konuyor olması arkadaşlar tasarım bir miktar olumsuz etkilerde birazcık da basitleştirirdi gibi geliyor. Böyle sade haliyle bence 10 numara bir tasarıma sahip. Şimdi gelin arkadaşlar sizlere bu kulaklığın bilgisayardaki performansından bahsedeyim. Yazılımını kıralım. Yazılım üzerinde size anlatacağım çok şey var ama şu an bu videoya sığdırmam maalesef mümkün değil. Kanalımı eğer takip ederseniz arkadaşlar bu kulaklık hakkında equalizer ayarlarını ve yan şekilde mikrofonun ayarlarını sizlere paylaşacağım. Sonar yazılımı üzerinden çok detaylı bir equalizer ayarı yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Default ayarları maalesef çok iyi değil. Sizin oradan equalizer'ı kendiniz elle düzeltmeniz gerekiyor. Şimdi gelin bilgisayara geçelim arkadaşlar. Oradaki en büyük eksi yanı ve equalizer ayarlarını sizlere anlatmaya başlayayım. Asıl bomba şimdi geliyor, hazırlanın. Evet arkadaşlar şimdi sizlere ben bu kulaklığın mikrofon testini şimdi güncel bir şekilde yapacağım. Şu anki seslerimin hepsini ve videonun geri kalanını bu kulaklığın mikrofonundan duyuyor olacaksınız arkadaşlar. Ve sesin ne kadar kötü olduğundan şekilde duyuyor olacaksınız. Hem arka plan seslerini alıyor hem mikrofon böyle bildiğiniz robotik bir mikrofon sesi gibi değişik bir ses veriyor. 4500 TL'lik bir kulaklık için gerçekten çok başarısız bir mikrofon olduğunu söyleyebilirim. Beni hatta bayağı bir hayal kırıklığına uğrattı. Gittim ben bu kulaklığın mikrofonunun sırf kötü olduğu sebebini bildiğim için arkadaşlar şöyle bir şey aldım. Görmüş olduğunuz gibi FIFINE'ın A6V marka modelli yayıncı mikrofonu ki sesim daha iyi gitsin, daha iyi, daha güzel içerikler yapabileyim diye. Çünkü arkadaşlar bu kötü mikrofonla maalesef ne bir YouTube içeriği üretebilirsiniz, ne bir yayın yapabilirsiniz, ne bir Discord'da ne bileyim arkadaşlarınızla konuşurken verimli bir ses alabilirsiniz. Yani kötü bir mikrofon günümüz şartlarında kabul edilebilir bir şey değil bence. Hele ki böyle bir fiyat ödedikten sonra böyle kötü bir mikrofon aldığınız zaman çok büyük hayal kırıklıklarına uğrayabilirsiniz. Onu baştan uyarayım sizlere. Bunun sebebi bir de bence şu arkadaşlar, bildiğiniz üzere SteelSeries'in Alias Pro diye bir modeli var. Şöyle ekranda da zaten görüyorsunuz. Adamlar şimdi böyle bir kulaklık yapıp buna iyi bir mikrofon koysa kim Alias Pro'yu niye alsın? Bunu kötü yapıyorlar ki onu alalım diye. Satış stratejisi olduğunu düşünüyorum mikrofonun kötü olma sebebi. Çünkü benim Game Power kulaklığımın mikrofonu bile bundan 1000 kat daha iyiydi arkadaşlar. O kulaklığın mikrofonu hem yayın yapmaya hem YouTube'a video çekmeye çok uygundu. Ama bununla başarılı işler yapamazsınız. Sesiniz güzel gitmiyor. Birkaç ayar şimdi sizlere göstereceğim arkadaşlar. Uygulama üzerinden ayaküstü. Sonrasında ise daha detaylı videolarını ben sizlere çekeceğim zaten. Özellikle sonar ayarları kısmında çok detaylı bir olduğunu göreceksiniz. Engine kısmına girdiğim zaman arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Arctis 7P Plus'ım zaten burada görünüyor. Üstüne çift tıklıyorum. Ayarlarım bu şekilde arkadaşlar. Burası bir basic equalizer ayarı arkadaşlar. Buradan görmüş olduğunuz gibi ben standart bir equalizer ayarımı yaptım. Custom bir şekilde. Aynı şekilde altta farklı ayarlar da mevcut ama ben kendi ayarlarımda kullanmayı tercih ediyorum. Dediğim gibi buraları hızlıca geçiyorum. Sizlere ben detaylısını zaten video olarak gene çekeceğim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar mikrofonumuzun sesini açıp arttırmaya yarayan bir bir adet butonumuz var. Bunları kaydediyorum ve şimdi geliyorum asıl önemli olan kısma, asıl kısım sonar kısmı arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi burada bir sürü ayar bizleri karşılıyor. Game'den tut, chat'e, medyadan tut, AUX'a, mikrofon derken 5-6 farklı bir ayar bizleri karşılıyor. Bunların hepsi arkadaşlar equalizer ayarları. Detaylı olması bir yandan iyi çünkü farklı varyasyonları da kullanabiliyoruz. Hemen şuradan arkadaşlar mikrofonumu OBS üzerinden kaydım alıyordum. Bu arada görmüş olduğunuz gibi Arctis 7P Plus'ı SteelSeries Sonar mikrofona çeviriyorum. Tamam diyorum ve uygulamam tekrar döndüğüm zaman görmüş olduğunuz gibi mikrofonum burada aktif hale geldi. Uygulama üzerinden mikrofon kısmına bastığım zaman arkadaşlar her şeyimin görmüş olduğunuz gibi sıfır default ayarda olduğunu görebiliyorsunuz. Burada bize SteelSeries şöyle bir güzellik yapmış. Hazır ayarlarımız var. Örneğin Alias Boomer'ımı aldığım zaman sesim görmüş olduğunuz gibi değişiyor. Yine aynı şekilde Alias Pro Desk'ten aldığım zaman yine farklı bir ses tonu alabiliyorsunuz arkadaşlar. İşte Broadcast High Pitch'lerimiz var. Broadcast Low Pitch'lerimiz var. Aynı şekilde Clarity Low Pitch'lerimiz falan filan derken genelde hep şu Deep Voice'i kullanıyorlar. Çünkü birazcık daha baslı bir ses arkadaşlar. Bunların hepsi hazır ayar fakat bu ayarlar arkadaşlar bizim ses tonumuza, ses rengimize uyuyor mu, uymuyor mu bunu anlamak için bayağı bir test yapmanız gerekiyor. Ben size şöyle örnek bir video göstereyim. Yaklaşık 35-36 tane video var burada ki bu sadece 3'te biri. Ben bunları yapıp sildim. Böyle 5'er 6'şer saniyelik sürekli testler yapa kafayı yedim dün. Hatta şöyle ses kaydedici kısmından da ayrı bir kayıt aldım. Görmüş olduğunuz gibi 18 tane de burada kaydım var. Bu da yine aynı şekilde 3'te 1'i kadar. Çoğunu siliyorum zaten bilgisayarlar kaplamasın diye. Güzel bir mikrofon ayarı bulacağım diye kafayı yedim. Şöyle bir fav1 kısmım var. Benim bulabildiğim en ideal ayar arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu. En temiz sesi bu şekilde alabiliyorum. Gerçekten bu kulaklığa yakışmayan bir mikrofon olduğunu düşünüyorum. Kalite bakımından. İnternette forumlarda okuduğum yorumlar doğrultusunda da birçok kişinin bu mikrofon hakkında bayağı bir olumsuz yorumunu, olumsuz eleştirisini de gördüm. Mikrofon kısmı çok büyük bir eksi arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Eğer bu kulaklığı alırsanız böyle bir mikrofonla yayın yapacaksanız böyle bir kalitede gideceğini bilmeniz gerekiyor. Onu ben size tek tek uyarısını yapayım. Sonra bu videoda bahsedilmedi falan denmesin arkadaşlar. Medya ve oyun kısımlarına falan baktığımız zaman burada oyun için mesela özellikle burası güzel bir kısım. Kulaklığın equalizer ayarlarında hazır oyunlar için yapılmış ayarlar var. Örneğin Call of Duty Warzone 2 için böyle bir ayarımız mevcut. Aynı şekilde Ark Survival için de böyle bir düz bir ayar yapılmış mesela. Apex için arkadaşlar böyle de bir ayar bizlere tavsiye ediyor. Yani burada farklı oyunların farklı ön ayarları var. Siz kendiniz bu ayarların üzerinde de böyle oynayabilirsiniz. Arttırıp azaltabilirsiniz. Bu arada bunlar tamamen oynanabilen, değiştirilebilen şeyler, sabit değil. Aynı şekilde medya içinde arkadaşlar ben burada farklı araştırmalarım sonucu yine buldum. Denemelerim sonucunda bulduğum en iyi equalizer ayarım bu. Basları arttırdım. Voice birazcık arttırdım. Treble yani tizlerimi de aynı şekilde arttırdım. Ve şuradaki volume boost kısmında değinmek istiyorum. Kulaklığımız normal şartlarda 98 desibellik bir ses üretiyor arkadaşlar. Ama buradan görmüş olduğunuz gibi gain'i yani kazancı arttırdığımız zaman 12'ye kadar çıkıyor bu. Bunu yaptığınız zaman kulaklık kesinlikle 98 desibel değil. Yani buna internette bazen okudum. Birazcık sesi kısıkmış bu kulaklığım, çok beğenmedim falan diye yorumlar okumuştum. Ama emin olun bu kulaklığın sesi kısık mısık değil. O yorumu yazanlar arkadaşlar iyi ayar yapamamışlardır. Ama birazcık kurcaladığınız zaman ki zaten ben size bu videodan sonra anlatacağım bu sonar ayarlarını. Gerçekten kulaklık 98 desibelinde çok daha üstüne çıkıyor. Hatta patlama seviyesine kadar geliyor 12 desibelde. Bilginiz olsun, pişman etmez. Equalizer ayarları yapıldığı zaman süper bir kulaklık. 7.1 olsun, sanal sürücüleri falan filan derken her şeyle ben bu kulaklığın ses performansına bayıldım. Mikrofon performansına ise berbat. Hiç beğenmedim diyebilirim. 10 üzerinden 2 demiştim. 2'ye de hatır kırılmasın diye veriyorum. Ama 4500 liralık bir kulaklığın mikrofonu bu şekilde olmamalı. Benden bu kadar arkadaşlar. Videom böyleydi. Umarım sizin için aydınlatıcı bir video olmuştur. Umarım bilgilendirici bir video olmuştur. Aklınıza takılan ne varsa yorum olarak sormayı unutmayın. Seve seve cevaplarım. Kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.